Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Temmuz 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Temmuz ayı sizin için günlük hayatınız, işiniz, mesleki konularınız olduğu kadar özellikle özel ilişkileriniz, evlilik ve ortaklıkla ilgili konularda da önemli kararlar alabileceğiniz güçlü bir ay. Evet, bu ay biraz iş temponuz öne çıkıyor. Çünkü Güneş ayın 22'sine kadar Yengeç burcunda olacak. Yani 6. evinizde olacak. Ve 6 Temmuz'da 14 derece Yengeç burcunda Sirius yıldızı ile birleşen çok önemli bir yeni ay doğacak. Şanslı, bereketli bir yeni ay bu. Aynı zamanda da çok spiritüel etkiler taşıyan bir yeni ay. 6. ev konularınızda önemli açılımlar olabilir. Hak edişleriniz olabilir. Şu ana kadar harcadığınız emek, yaptığınız eylemler, düşünceleriniz, yani pozitif olan her şeyin güzel hak edişleri olabilir bu yeni ayda. Örneğin iş arayan sevgili kovalar, güzel bir iş gelebilir size bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde. Bu biraz böyle yasal bir iş, devlet işi gibi kadrolu bir iş de olabilir. Hani bir atama bekliyorsunuz, mesela bir sınavı kazanmakla ilgili bir konunuz var falan. Hani buralarda önemli etkiler de olabilir. Kendi işiniz var, işinizin düzenini, işinizin geliştirilmesi, işiniz için bir yatırım bekliyorsunuz, bir ortaklık işiniz var. İşte elemanla ilgili, mesela yanınızda çalışacak elemanlar, yardımcınız, asistanınız. Buralarda da önemli yenilikler olabilir. Şanslı, bereketli gelişmeler olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu bir öncü yeni ay. Özellikle öncü burçlarda, Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak, 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bir yandan da biraz sağlığınıza, bakımınıza, işte çalıştığınız, yaşadığınız mekanların düzeni, konforu, iyileşmesi adına da size yeni açılımlar getirebilir. Mesela işte size zararlı olan bir şeyleri bırakabilirsiniz. Güzel bir diyete başlayabilirsiniz. Beslenme programınızı değiştirebilirsiniz. İş ve çalışma konforunuzu arttırabilirsiniz. Evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Örneğin böyle güzel bir etki getirebilir hayatınıza bu yeni ay döngüsü. Sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa şifa bulabilirsiniz. Size iyi gelecek kişiler karşınıza çıkabilir. Yardımlar alabilirsiniz. Ve ayın ikisinde Merkür Aslan'a geçiyor. Ayın 11'inde Venüs Aslan'a geçiyor. Karşıt burcunuza geçiyor. Hani bu ayın genelinde ilişki dinamikleriniz de oldukça hareketli. Dolayısıyla size destek olacak kişilerle görüşmeniz, tanışmanız mümkün. Örneğin işte bu sağlıkla ilgili doğru bir doktor olabilir, bir hekim olabilir ya da iş alanında işte aradığınız bir avukattır, yardımcıdır, muhasebecidir. Hani doğru insanlarla bağlantıya geçebilirsiniz. Çünkü Venüs iyicil bir etki olarak özellikle ayın 11'inden sonra burada ilişkilerde size destek vermeye başlayacak. Eşinizle de ilgili konularda, mesela eş ilişkiniz olumlu olabilir. Eşinizle birlikte çalışıyorsanız daha fazla destek alabilirsiniz ya da eşinizin sağlığı, eşinizin iş hayatında, mesleğiyle ilgili konularda güzel açılımlar söz konusu olabilir. Mars'a baktığımızda Mars ayın 20'sine kadar Boğa burcunda olacak. Bir süredir zaten özel hayat, ev ve yuvada daha fazla efor sarf ediyorsunuz. Ancak bu ay biraz dikkat edelim. Çünkü ayın 15'i gibi 14, 15, 16 Temmuz gibi Mars Uranüs'le birleşecek. İkisi de zor gezegenler. Kontrolü zor gezegenler. Bu sizi duygusal anlamda biraz huzursuz yapabilir. Daha dürtüsel davranabilirsiniz. Özellikle geçmişin etkileri, çocuklukla ilgili konular, biraz ailevi konularda huzursuzluklar, gerginlikler, stres olabilir. Aile içi ilişkilere dikkat edin. Ebeveynlerle tartışmalar olabilir. Ya da evde böyle aniden hani ebeveynlerinizin ilgili bir stres oluşabilir. Ev kazalarına dikkat edin ya da evde kullandığınız özellikle elektrikli araçlara, gereçlere dikkat edin. Çünkü arızalar, sıkıntılar ve benzeri konular olabilir. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Tedbirli olmakta fayda var bu dönemde. Ve ayın 20'sinden sonra Mars ikizlere geçecek. Bu güzel haber çünkü ikizler hava elementi. İkizlere geçer geçmez ayın 20'sinden sonra sizin de zihinsel enerjiniz artmaya başlayacak. Böyle daha meraklı, daha aktif, daha dışa dönük olacaksınız. Teknolojik konular, konularında bilimsel çalışmalar olabilir, eğitim konuları, internet, bilgisayar üzerindeki aktivitelerde falan böyle çok aktif olabileceğiniz bir dönem. Bu tarz mesleklerde çalışıyorsanız mesela kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Ve sosyalleşme enerjiniz de artıyor. Çünkü daha fazla sohbet, daha fazla konuşma, daha fazla bilgi trafiği var. Seyahatler, yolculuklar, tabii ki Mars sizi burada daha fazla hareket etme, biraz evden çıkaracak artık sizi Mars.
Yolculuklar yapabilirsiniz, seyahatler yapabilirsiniz. Ve ayın 21'inde 29 derece Oğlak Burcu'nda yılın ikinci Oğlak Dolunay'ını yaşayacağız. İlkini Haziran ayında yaşadık. Şimdi Haziran'daki bazı konular da tabii ki eğer hala devam ediyorsa iyice bir netleşebilir. 29 derece olduğu için bu Dolunay Plüto'yla da birleştiği için böyle bir bitme, tamamlanma, sonlanma enerjisi var. Yani bu süre gelen bir iş var. Mesela bir türlü bitmiyor. Uğraşıyorsunuz bunu. Haziran'dan beri bitirmeye çalışıyorsunuz. Artık bir bitebilir, tamamlanabilir. Bir projeyi sonuçlandırabilirsiniz. İşte bir işi bitirebilirsiniz. Bu mesleki anlamda da hani değişimler, yenilikler getirebilir size. Ya da yer değişimleri, taşınmalar ve benzeri de olabilir. Sağlık konularında da eğer ihmal ettiğiniz bir konu varsa, İşte bir süredir dişiniz ağrıyor, umursamıyorsunuz. İşte eklemlerinizde, kaslarınızda, iskelet sisteminizde bazı sorunlar var. Görmezden geliyorsunuz. Şimdi bu dolunay bunları iyice bir görünür hale getirebilir. O zaman ne yapacaksınız? İşte hastaneye gideceksiniz, bakım yaptıracaksınız, tedavi olacaksınız, diş operasyonu yaptıracaksınız gibi gibi böyle problemler olabilir. O yüzden sağlığınıza mümkün olduğunca dikkat edin. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların son derecelerinde gezegenleriniz varsa o zaman hani bu bahsettiğim etkiler sizin için biraz daha önemli hale gelebilir. Ve ayın 22'sinde Güneş artık Aslan Burcu'na geçecek. İlişki evinizi aydınlatmaya başlıyor sevgili kovalar. Venüs orada, Merkür orada ama Güneş burada yönetici olarak gelince tabii ki çok daha görünür hale gelmeye başlayacak bir şeyler. Yavaş yavaş oluşmuş olan o enerjiler artık herkes tarafından fark edilmeye başlayacak. Bu bir evlenmek, iş kurmak, evlilik, hani işbirlikleri gibi konularda enerjisinin çok daha güçlü bir şekilde, yani ilişkiler sizin için belirleyici olmaya başlayacak. Bu etki Ağustos'un ilk yarısı içerisinde de gündeminizi özellikle meşgul edebilir. Eşiniz evliyseniz, eşiniz ve partneriniz de belki enerjisi güçleneceği için yaşamında çok önemli etkiler almaya başlayabilir. Bu alan parlıyor sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.